Merhaba arkadaşlar, bugün size tanıtacağım Bell'in SX1 Reaktör adını verdiği cross kask. Bell SX1'in birkaç tane özelliğinden bahsedeyim size. İlk önce polikarbon bir dış kabuğa sahip, buradaki şeylerinden çıkartıp yarım cross gibi kullanabiliyorsunuz. Bu yarım cross diye bir tabiri yok aslında, biz uydurduk ama isterseniz hani hızlı şekilde sürecekseniz belli bir süre bu terek sizi çok etkileyecektir. Tereğin sizi arkaya doğru itmesini istemiyorsanız isterseniz giderken tereği çıkartabilirsiniz, öyle kullanabilirsiniz. Göründüğü gibi hava alabilmesi için yapılmış ön tarafta havalandırma kanalları var. Üst tarafında herhangi hava kanalı yok çünkü zaten önü açık bir model. İsterseniz bunu Google gözlükle beraber kullanabilirsiniz. Bell SX1 kask DOT sertifikasına sahip. DOT sertifikası bildiğiniz gibi zorunlu testlerden geçtiği anlamına geliyor. Aynı zamanda bu içi çok iyi hava alabildiği için arkasından rahatlıkla havayı çıkartabilen bir yapıya sahip. Double D bir bağlantıya sahip. Bu Double D bağlantı aynı zamanda yastıkla, yani ufak bir tane yastıkla desteklenmiş. Boynunuzu ağrıtmaması veya işte boynunuzda yara yapmaması için yapılmış. Çünkü bildiğiniz gibi Double D olan bağlantılar demirli bir kanca içeriyor. Demirli iki kanca içeriyor. Kaskın ağırlığı yaklaşık 1400 gram. Bu da cross kasklar arasında en iyi ölçüye, yani en iyi ağırlık ölçüsüne sahip olduğu anlamına geliyor. İçindeki astarı, yani bütün astarları çıkartıp yıkayabilirsiniz. Yıkama talimatlarına uymayı unutmayın. Biz buna mesela bu Google gözlüğü beyaz olarak aldık. Ama siz istiyorsanız farklı gözlük aparatlarıyla bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten iç malzemesi ve dış kabuğu iyi bir kasktır. Tabii unutmadan söyleyeyim, arka tarafında yani bu tam bir spoiler sayılmaz. Fakat arka tarafında hava çıkış kanalları var. Bu da kaskınızın en iyi şekilde hava almasını sağlıyor. Bu da sonradan eklediğim bir özellik olsun. Bell'in diğer kaskları ve diğer çeşitler için sitemize girebilirsiniz. YouTube kanalımızı izlemeyi unutmayın. Her gün yeni bir ürün, yeni bir video paylaşıyoruz. Hepinize iyi sürüşler.